Merhaba sevgili satranç severler. Yeni bir pratik dersimize hoş geldiniz. Pratik satranca. İngilizce açılışı C4 E5. E4'te oynadı. At E7. Onun D4 karesi biraz zayıflıyor. Evet, buradan bir atak yapmak istiyorum. H4 sürmeme izin verirse. İzin vermiyor tabii ki. Biraz agresif oynayalım bu maçı. Şimdi H4 sürmek istiyorum. Evet, şah kanadında bir açıklık oluştu. Hızlı bir şekilde saldırıyoruz. Savunmak çok zor satrançta. Psikolojik olarak zor bir kere. Baskıyı yan tarafsınız, atak yapıyor rakibiniz. Savunmaya çalışıyorsunuz. Kolay değil. Şimdi H2'ye açık. H3 piyonu zayıf. Filim vezirim kalem oraya bakıyor. Dikkatli oynaması gerekiyor. E5 alamıyor. File 5'ler var. Açmaz. Yani gelişimde sıkıntı iki tarafında var gibi ama ben memnunum şu anki konumdan. Çok çabuk uzun rok atıp gelişebilirim. Benim şimdi H3'e saldırmam gerekiyor. At G5 oynayacak. Önce bunu alabiliriz. Fil F4 oynarsa file 5 oynayacağım. Bekleyebilir ama at E3 fikrim var çünkü. Ama at F6'lara dikkat etmem gerekiyor. Gelişimimizi tamamlayalım. At G5 at E6'da sorun yok. Ben EF4 alıp devam edeceğim. At G5 oynarsa. Gelişim önemli bizim için. Fil C6 ya BC6 alacağım. Bir sorunumuz yok burada. Evet, at D5 oynadı. Şimdi G5 ile aldırabilirim artık o fili. Bir takım sıkıntıları başlayacak. Yani kale F5 tarz mesela fil E5, vezir E5, şah G1'den sonra kale F5 hamleri olmuyor at E7 fikriyle. Atım burada E7'yi tutuyor. Şah G1'e G4 sürebilirim hat açmak için. Kale G8 gelebilirim. Yani kale G8 daha yavaş, G4 daha hızlı. G4'e vezir G4 alırsa F5'i istiyor. Tek düşünmemiz gereken bu. Eğer F5 tekte olmasaydı veya şahım B8'de olsaydı belki F5'i de feda edebilirdim kale G8 ile. Diğer taraftan burada at E5 mi alsam diye düşündüm ama bu daha cazip geldi. Bir tane daha şah çekebiliriz. Şah nereye kaçacağına bakabiliriz. Şimdi burada biraz düşünmemiz gerekiyor. Taşlarımızı nasıl tekrar iyi yerlere gelebiliriz? Bir şah daha çekelim. At H4'te fil almak istiyorum. Çünkü fil iyi bir savunma taşı şu an şah için. Kaleye bir tarzı hamlelere vezir D4 tempom var her zaman. Vezir G4 şah çekerek başlarsa şah B8 oynayacağım. En azından F5'teki atım boşta değil şu an. Vezir G4 şah bence en mantıklısı. Şah B8'e kale E1 oynayabilir. Doğru bir tepki. Ama vezir B2 alarak giriyorum. Şimdi B hattının açılması sorun yok çünkü vezir çarpı G2 ile vezirleri değişip piyon önünde kalabilirim. Tabi ciddi bir atak yaparken birden piyon önünde bir finale girmek beklenmeyecek bir şey. Ama sonuçta beyaz da belki benim yaptığım hatadan at H4 oynadım ama daha hızlı olabilirdim. Hızlı gelişmiş oldu. Peki burada kale E2 oynarsa veziri G7'ye gidebiliriz bu sefer. B dikeninin açılması G2 filini istediğim için sorun değil. Kale E2'ye veziri kaçacağım ama file 4 oynadı. File 4'ünde şöyle bir sıkıntısı olabilir. Şah çekerek başlıyorum. Şimdi at E5 tempo ile geleceğim. At E5. Vezir istekte. Yani ilginç hamleler var. Vezir G5'e at F3 mesela. At H5. Fil F3 alırsa vezir G5 aldığını düşünüyoruz. Kale H3. Bunu düşünmek gerekiyor. Şah G2'ye.
Kale H8. Hiç böyle denilebilir. Deneyelim. Yani ciddi bir baskımız var. Şimdi dikkat etmem gereken şey boşta kalan kalem. Şimdi kale H3. Kale H8. Şimdi kale H2 istiyorum. At fil oyun ortasında kaleden daha iyidir. Kale ise oyun sonunda at filden daha iyidir. Özellikle geçer piyonu varsa kale çok daha kuvvetli oluyor at filden oyun sonunda. Burada 4'e 3 piyon sayımız var. A2 piyonu zayıf. Her şeyi değiştiğimizde kaleye at fil kaldığında A2 piyonu alırsam kazanç şansı çok yüksek siyah için. Rakibimin de zamanı azaldı iyice. Şimdi kale H2 bir tehdit. Ne yapacak? Nasıl devam edecek? Kale E8 oynayabilir bence. Ama kale E8'e kale E8 şah H3'e vezir D3 alarak devam ediyorum. Yani iki piyon da zayıf. Artık net kazanç oluyor. Şimdi fil de istiyorum. C4'ü de istiyorum. Fili koruyacak. Şah G2 oynayabilir. Vezir F6 oynamayı tercih etti. D5'i de C4'ü de alıyorum, pardon. 3 piyon oldu. A2 de istekli şimdi. Evet, tek dikkat etmem gereken şey hava deliği. Bir tane şah çekelim. C7'yi şu an vezirim tutuyor. At da açmaz da. Bir de hava deliği açtığımız zaman yeterli olacak. Yani A2'yi şah çekerek alabiliyorum ama şu an önemi yok A2'nin. Hava deliği çok daha önemli benim için. Gerekirse A2'yi şimdi alacağım. Veziri vermeyi tercih etti. Muhtemelen terk edecek. Evet, güzel bir maç oldu. Bir sonraki maçta görüşmek üzere.